Çankırı Postası izleyicileri, Çankırı'dan güzel, güneşli bir pazar gününden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, bir canlı haberde, bir Çankırı Postası'nın geleneksel canlı yayınlarından birisine daha şu anda başlamış bulunmaktayız ve sizlere Çankırı Saat Kulesi'nin restore alanından sesleniyoruz. Evet, biraz şöyle canlı yayın ekibi toplanırsa ondan sonra yayınımıza başlayalım. Evet, sevgili izleyiciler, öncelikle ben Ercan Şeker, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel bir pazar gününden, güneşli bir pazar gününden, Çankırı'dan sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Tamam, yayınımız sırasında geri gelecek buldum. Tamam, yayın sırasında buldum. Evet, biraz bekleyelim. Sallama. Evet, tekrardan, evet, bir araç yüzünden yayınımızı başlayamadık. Evet, sevgili Çankırı Postası izleyicileri, şu anda Ali Bey Mahallesi'ndeyiz ve burada Güdük Minare Sokak'tayız. Gördüğünüz gibi Saat Kulesi, Çankırı Saat Kulesi restore edilmeye başlandı. Biz de burada sizlere bu restorasyonla ilgili hem bilgi verelim, hem burada neler yapılıyor onlarla ilgili bilgi verelim istiyorum. Bu arada ayrıca saat kulelerinin ülkemizdeki geçmişiyle ilgili de bilgi vermek istiyorum. İşte, tabii saat kuleleri 13. yüzyılda Avrupa'da başlıyor. Ardından 14. yüzyılda Osmanlı'da da saat kuleleri ve saat yapımına başlanıyor. Tabii Osmanlı'da ilk saat kuleleri Bosna Hersek, Banja Luka'da, yani Balkanlar'da yapılıyor. Ve en eski saat kulesi de Anadolu'da Safranbolu'da yapılıyor. Ardından saat kulelerinin artması 2. Abdülhamit dönemine rastlıyor. 2. Abdülhamit dönemi, 2. Abdülhamit dönemi biliyorsunuz 1876-1909 tarihleri arasında tam 33 yıl boyunca Abdülhamit tahta kalıyor ve tahta çıkışının 25. yılında bir ferman buyuruyor ve tüm vilayetlerde saat kuleleri yapılmasını fermanla buyuruyor ve bundan sonra da saat kuleleri yapımı artıyor. Tabii saat kulelerin önemine özellikle Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı'da bir batılılaşma hareketleri başlıyor. Bu en başında da hukuk, yönetim, eğitim gibi sistemler değiştiriliyor ve bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda batılılaşma hızla devam ediyor. Ve bu batılılaşmanın bir işareti olarak da saat kuleleri ve saatler Anadolu'nun her tarafında yapılmaya başlanıyor. Tabii bu bir de otoritenin simge ifadesi olarak da algılandığı görülüyor. Osmanlı Devleti de batıdan gördüğü bu yapıları kendi ülkesine hem gücünü göstermek hem de halka hizmet etmesi amacıyla yapılmaya başlanıyor. Ve Abdülhamit döneminde 32 adet İstanbul dışında saat kulesi yapılıyor. Yani kentlerin hem yeni imgesi saat kuleleri hem de çağdaşlığın teknik araçları olarak kullanılıyor. Tabii bununla birlikte Çankırı Saat Kulesi, tabi burada bir karışıklık var Çankırı Saat Kulesi ile ilgili. Çok kirli bilgiler dolaşıyor. Örneğin Abdülhamit dönemi 1869 yılında yapıldığı söyleniyor. Ama Abdülhamit dönemi 1876 yılında başlıyor. Abdülaziz döneminde Abdülhamit dönemi saati Çankırı'da nasıl yapılıyor? Yani çok sayıda yanlış bilgi olduğunu ben buradan söylemek istiyorum. Çankırı Valiliğinde de bu bilgiler yanlış şekilde devam ediyor. Maalesef böyle de bir kirli bilgiler dolaşıyor. Bununla ilgili ben gün içerisinde birçok kişiyle görüştüm ve bu konularda ilgisi olan Yüksel Arslan Hoca ile görüştüm. Agah Dolay'la, sevgili İbrahim Zencirci abiyle de görüştüm.
ve ondan bu konularda bilgi istedim. Ben bu konularda da onların bilgilerini almaya çalıştım. Evet. Şimdi Saat Kuleleri söylediğimiz gibi devletin halkın topraklarının üzerindeki hakimiyetinin bir simgesi olarak görüldü. Ve padişahlar da kentlerde hem kendi simgelerini, güçlerini, varlığını görsel olarak da göstermek istediler. Tabi bu açıdan da Osmanlı'nın son dönemleri biliyorsunuz gücünü kaybettiği dönemlerde simgesel bir ifade olarak da dikkat çekti. Tabi Saat Kuleleri yapıldığı dönemlerde kentin en yüksek yerlerinden yapıldı. Yani kentin en yüksek yerlerinden görülebilecek şekilde yapıldı. Özellikle Saat Kulelerinin şöyle de bir özelliği var. Kimi Saat Kulesi gözlem amacıyla, yangın gözetleme amacıyla, kimi Saat Kuleleri namaz vakitlerinin belirlenmesi amacıyla muvakithane olarak da kullanılanlar vardı. Mesela Çanakkale'deki Saat Kulesi'nin gövdesinde, kaidesinde bir çeşme bulunuyordu. Tabii ki de Saat Kulelerinin bunun dışında farklı fonksiyonlar üstlendiğini de dile getirebiliriz. Ve Saat Kuleleri kaide, gövde, petek, köşk ve çatı şeklinde kısımlardan oluşuyor genellikle. Tabii bu sesin rahat duyulması için de bakın buradaki Saat Kulesi'nde de var. Hemen akrep ve yol kavanın üstünde delikli görüyorsunuz pencereler var petek şeklinde. Oralardan da ses rahatça şehirde duyulabilsin diye o şekilde açıklıklar yapılmış Saat Kulelerinde. Tabii şimdi biz Çankırı Saat Kulesi'ne gelecek olursak, Çankırı Saat Kulesi ile ilgili Çankırı'ya 1901 yılında İstanbul'dan İnebolu Limanı'na saat gönderiliyor. İsviçre'den gönderiliyor ve 1901 yılında da İnebolu'dan Çankırı'ya gönderiliyor. Tabii bu Saat Kulesi'nin ilk yapıldığı yer bu hemen Demirciler Araştası'nın üstünde bir binanın çatısına konduruluyor ve bu binanın çatısından yaklaşık 3-4 metrelik bir kule çıkılarak Saat Kulesi yapılıyor. Bu Saat Kulesi daha sonra 1937 yılında, tabi bu bilgiler şöyle, Çankırı gazetesinde 1937 yılında bir haber yapılmış ve bu haberde de deniliyor ki, hemen size buradan okuyacağım, deniliyor ki efendim Saat Kulesi bitirilmek üzeredir diye bir haber yapılmış. Yani şu anda görmüş olduğunuz bu kuleyle ilgili 1937 yılında yapımının bittiği söyleniyor. Fakat yine bu buradaki saatin faaliyete girmesi 1947-1948 yılları diyenler de var. Tabi bu neden olabilir? Biz bunu Agah Dolay hocamla da bir fikir jimnastiği yaptık. 1937-1947 arası İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığı yıllar. Hatta o yıllarda yakıt bulunamıyor ve Kastamonu'dan yeniden at arabalarıyla posta taşımacılığı yapılıyor. Yani her şeyin yokluğun olduğu bir dönemde belki de bu görmüş olduğunuz kulenin bitirilmesi ya da işte saatin taşınıp açılması 1947-48'li yılları da bulabiliyor. Fakat bizim elimizde bu kuleyle ilgili tek belge 1937 yılında yayınlanan Çankırı Gazetesi. Çankırı Gazetesi'nde bu Saat Kulesi'nin bitme aşamasına geldiği şeklinde bir bilgi var. Tabii söylediğimiz gibi kirli bilgiler 1869 yılında böyle ilk kulenin saatin Çankırı'ya getirildiği söyleniyor ama tabii ki söylediğimiz gibi bununla ilgili hiçbir bilgi belge mevcut değil. Benim de elimde olan bir fotoğrafta bu kule çanında 1901 yılı yazıyor. İsviçre'den getirilmiş. Yani söylediğimiz gibi tüm bu konuda tarihli araştırmacılarla yaptığımız görüşmelerde de bu bilginin yanlış olduğu ve doğrusunun 1901 yılı olduğu şeklinde bir kanaata vardık. Tabii yine sanat tarihçisi merhum Hakkı Acun'un Osmanlı İmparatorluğu Saat Kuleleri adlı eserinde de o da bu konudan bahsediyor. Ve bu Saat Kulesi'nin 1901 yılında Çankırı'da ilk faaliyetine başladığını söyleyebiliriz. Tabii Saat Kulesi
nasıl bir plana sahip? Dörtgen, dikdörtgen bir kule planına sahip. Yine gördüğünüz gibi hemen kadranında akrep, yel, kovan olan bir saat var. Ve bu kulenin içerisinden de ahşap bir merdiven yardımıyla saatin bulunduğu yere çıkılıyor. Tabi bu arada biz saat nasıl çalışıyordu çalıştığı yıllarda? Her saat başında örneğin saat 3 ise 3 defa çalıyor. Yarım saat arada da bir defa çalıyor. Yani saat 12 ise buradaki çandan 12 defa çan haber vererek insanların saatin kaç olduğunu öğrenmeleri sağlanmış oluyor. Tabii söylediğimiz gibi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Abdülhamit döneminde saat kuleleri yapılmış. Örneğin Erzurum Saat Kulesi bir Selçuklu dönemi camisindeki bir minare kaidesinin üzerine oturtulmuş. Tepsi minare de deniyor. Yine Tokat Saat Kulesi, Antalya Tarihi Saat Kulesi, Kale Kapısı mevkisinde. Yine Çorum Saat Kulesi, özellikle 7-8 Hasan Paşa tarafından 1896 yılında yapılıyor. Tabii biliyorsunuz 7-8 Hasan Paşa da Beşiktaş muhafızı ve Ali Suavi'nin Çırağan baskınında baskını önleyerek Ali Suavi'yi öldüren kişi olarak da biliniyor. Biliyorsunuz Ali Suavi de geçmişi ataları Çankırılı. Bunu da buradan söylemek istiyoruz. Evet, söylediğimiz gibi bu Saat Kulesi'nin hemen önünde bir ev vardı. Şu gördüğünüz alan, biraz yaklaşalım istersen. Şu gördüğünüz alanda bir bahçeli ev vardı. Ve bu evin içerisinde de Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi'ni görüyorsunuz. Burası belediye tarafından istimlak edilmiş ve buradaki ev ve avlusu tamamen gördüğünüz gibi yıkılmış. Sanıyorum Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi ile Saat Kulesi restore edilecek. Şöyle yaklaşalım. Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi'ne doğru da yaklaşalım. Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi hemen görüyorsunuz. Bu şekilde bu alanda sanıyorum restorasyon çalışmalarından sonra kuleyle birlikte gerçekten çok güzel bir simgesel eser olacağını ben düşünüyorum. Tabii sevgili Çankırı Postası izleyicileri, biliyorsunuz Çankırı tanıtımı dendiğinde her zaman Çankırı Saat Kulesi'nin ayrı bir önemi olmuştur. Ayrı bir buna bir paragraf açmak istiyorum. Ve bu Saat Kulesi billboardlarda, işte duraklarda, raketlerde Çankırı tanıtımının en önemli objesiydi. Tabii ben o zaman şuna karşı çıkmıştım. Demiştim ki ya biz Çankırı'nın en önemli objesi, turizm objesi Saat Kulesi diyoruz. Saat Kulesi'nin dışının sıvası dökülüyor. Bir badana bile yapılamamış. Saat Kulesi çalışmıyor. İnsanlar oraya gidemiyorlar. Ya böyle bir tanıtım olmaz. Ya siz burayı önce bir yapacaksınız, ondan sonra tanıtımını yapacaksınız. Yani böyle bir insanları gelin görün diye çağırıyorsunuz. Ama insanların gelip göreceği bir şey yok. Bir fecaat. Sıvaları bile dökülmüş. Sıva yapılmaktan aciz bir yapıyı görmeye gelir mi kimse? Tabii bu açıdan Çankırı Belediyesi yıllardan sonra bu feryada bir kulak verildi. Ve İsmail Hakkı Esen Bey burayı restorasyon çalışmalarına geçen yıl başlamıştı. Yani ihale yapılmıştı. Proje çalışmaları yapılmıştı. Şimdi de gördüğünüz gibi buradaki ev, müstakil ev istimlak edilerek bu Saat Kulesi'nin etrafı da bu şekilde açılmış oldu. Hemen kameramanımdan rica ediyorum. Mecbur Efendi Kütüphanesi'ni de gösterelim sağ tarafta. Evet, bu sağ taraftaki yapı da çok güzel bir şekilde daha görünür bir hal almış bu çalışmalardan sonra. Evet, Agah hocam da yayın izliyor. Ona da bize bu bilgilerde bize toparlamamızda yardımcı olduğu için ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet, yani söylediğimiz gibi genelde bu saat mekanizmaları da işte kadranın da akrep yel kovanı oluyor ve bu hareketi sağlayan mil ayrıca çanın tokmağını da çalmasına sağlıyor. Yani mekanizma bu şekilde işliyor. Umuyorum bu restorasyon çalışmalarından sonra bu tekrardan saat faal bir hale gelir. İşte şöyle bir şeyler de var. İşte bu saat kulesi meydana mı taşınsın, taşınmasın mı?
bence burada Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi ile birlikte çok güzel bir obje olarak yerinde kalmasını ben fikrim bu yönde şahsen olması gerektiğini düşünüyorum. Bu alanda çok güzel civardaki evlerin de restore edilmesiyle birlikte daha güzel eski Çankırı'da böylesine kültürel bir varlığımızla ayağa kalkmış olacak. Sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Tabii Saat Kulesi demişken Çankırı'da Saat Kulesi de artık çoğaldı. Örneğin Çankırı'da 3 Saat Kulesi var. Birisi Belediye Meydanı'nda, birisi Ahmet Yesevi Meydanı'nda. Tabii o Saat Kuleleri işte 4-5 yıllık bir hikayesi var. Yine bildiğim kadarıyla ilçelerden de Ilgaz ilçesinde ve Ortalama Kent Belediyesi'nde Saat Kulesi olduğunu biliyorum. Yani Çankırı'da şu anda ilçelerle birlikte 5 tane Saat Kulesi var. Fakat söylediğimiz gibi o dönem bir medeniyetleşmenin, modernleşmenin, çağdaşlaşmanın bir simgesiydi Saat Kuleleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı dönemlerde padişahların kendi gücünü ve iradesini göstermek için kentlere yaptırdığı simgesel yapılardı Saat Kuleleri. Tabii bu noktada insanların çocukluğunun geçtiği bu şekilde Saat Kulesi birçok anısı var mutlaka herkesin de. Biz şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle şu sol sağdan çıkalım. Üst taraftan da bir burayı gösterelim. Devam edelim. Bu arada nasıl yayını izleyenlerden de tabii ki bilgiler gelirse. Evet, devam edelim. Evet, şu mesajları da okuyabilirsek Arif Bey. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerlersek Ahmet Mecbur Efendi sanıyorum kütüphanesi de restore edilecek. Evet, Çankırı'nın eski kültürünün yaşandığı Çankırı bahçeli evlerin olduğu sokaklardayız. Hemen yukarıda Çankırı Kalesi. Hemen tepemizde. Evet, bir Saat Kulesi'nin bir de üstten görünüşünü, yani asıl sokaktan görünen kısmına doğru ilerliyoruz. Buradan da Saat Kulesi'nin çıkışını, çıkış kapısı burada yer alıyor. Birazdan konuşalım, oldu mu? Nasıl gidiyor bisiklet? Mikrofon. Evet, böyle gelelim. Evet, burası da gördüğünüz gibi bu açıdan Saat Kulesi'nin. Tabii bu Saat Kulesi'nin bir özelliği var. Dört tarafında da gördüğünüz gibi saati var. Kastamonu'daysa iki cephede saati var. Yani bu açıdan bakıldığında bizim Saat Kulemiz daha ehemmiyetli. Tabii şimdi bu Saat Kulesi ile ilgili ben size bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu Saat Kulesi'nin işte Çankırı Belediyesi tarafından bir yazı yazılarak vergiden muaf tutulması isteniyor, gümrük vergisinden. Ve bu Osmanlı arşivlerinden Yüksel Hocam, Yüksel Arslan Hocam da gönderdi Osmanlı arşivlerinden. Ve hemen size onunla ilgili de bilgi vereceğim. İşte şimdi gümrük vergisi alınmaması için bir yazı yazıyor Çankırı Belediyesi. Çankırı Belediyesi'nin yaz müdüriyetinden yazı yazılıyor. Ve bu konuyla ilgili de İnebolu Rusumat Müdürlüğü'nün tabi olduğu Trabzon Rusumat Nezaretine bir yazı gönderilerek buradaki işte saatin gümrüğünden vergi alınmaması isteniyor ve bunun karşılığında da hükümet bir irade yayınlayarak bundan vergi almamasına karar veriyor. Ve söylediğimiz gibi bu noktada da belgeler ışığında da buradaki Saat Kulesi'nin 1901 yılından itibaren Çankırı'ya geldiğini söylemekte fayda var. Sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Evet çocuklar, yayındayız, şimdi sonra konuşalım. Yorumlara da devam edelim, şöyle gidelim. Maşallah. Çok evet. Yani
şeye geçtiniz. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Eyvallah, sağ ol. Sayın Başkanımız, Çankırı'ya çok değer verdin. Gariplerin babasısın. Kamyon otoberi dağıttın. Yine başkan evet. olacaksın. Var ol Sayın Başkanım. Evet. Efendim, Allah Türkiye'mizin ilk önce bayrağımız aşağı inmesin. Ezenler kesilmesin. Eyvallah, sağ ol abim. Hüseyin sen kuzu sevim. Tamam, sesim eydel, kurban olayım. Sen konuş abimle. Tamam, ezenimizi bayram Allah. Dedik efendim. Ben konuşurum. Evet. Ne konuşayım? Konuş ne desek de. Sağ kulesi iyi mi? İyi. Memnun musun sağ ol? Memnunum. Hiç çıktın mı içine, baktın mı? Bakmadım ama güzel. Çıkan var mı içine? Yok. Var mı yok bugün de? Eyvallah, evet. Hasan abi, bir şey konuşabilir miyim? Şimdi yayın bilsin. Tamam, zaten yayına çıkacağız. Evet. Efendim, imaretin oralara her tarafı yapıyorlar. Ali Bey Mahallesi'nin kültür çan saatini orayı yapmıyorlar. Acaba neden? Evet, burayı da yapsınlar. Evet, burayı da yapsınlar. Evet, buradaki tarafı yıkılıyor. Evet, buradaki mahalledeki yaşayan kardeşlerimiz de evet. diyor ki bu bölgenin de yapılmasını istiyoruz diyor. Evet, onların da böyle bir talebi var. Onların da bu talebini buradan canlı yayında iletti. Evet efendim, aşağının nasıl elveri yapılmış, buralarda yapılmasını istiyoruz. Sayın efendim. Ama tabii biz siz buna da sahip çıkacaksınız. Sahip çıkıyoruz efendim. Yılların uçası da kurban. Sağ ol, sağ ol. Niye iç gözü sevim? Yayındayız. Hadi görüşürüz. Tamam, güzelim, tamam. Evet. Güzelim, kocaları sana diyor bak. Kocaları sana çağırıyor güzelim. Gel. He gel. Söyle teyzem. Dur. Ah, bu evlerimiz yapılsın. Evlerimiz yıkılıyor. Duvarlar ne hep yıkılıyor. Camlar ne kokuyor. Evet. Yaptırın. Çan saati yapıyorsunuz. Bak buraları da yapın. Evet. Teyzemiz bak burada yaşayan herkes şu anda etrafımızı sardılar. Buranın da böyle bir elden gözden geçirilmesini istiyorlar. Buradan onu da iletiyoruz. Sağ olun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Raşettin'in başkanı durmuş görmez evet. beyefendi. Durmuş bey, buyurun. Ve şunu demek istiyorum. Çankırı'da bu Raşidet Mahallesi. İlk kurulan mahalle bura, bir dakika. İlk kurulan mahalle bura, doğru mu? İlk kurulan evet. mahalle bura. Çankırı'yı komple gözden bir atalım, her tarafı çekelim. Bir de bu mahalleyi çekelim. Buraya bakılmıyor. Buraya her taraf çatlamış, fare, sıçan ölüler, affedersin. Lağımlar patlıyor burada. Eyvallah. Evet. Bizim mahallemizde niye yapılmıyor yani? Benim anlamadım bu yani. Evet. Bunu talep ediyorsun. Burası Çankırı, Çankaya. Yarın herkesi kovacaklar, kendileri oturacak herhalde. Ama yok, burası öyle, da bak öyle. Buralar yapıldığı zaman da burası... Burası kendileri oturacak burada. Eyvallah. Bunu bilme bebe değiliz. Yani bize sadece yapılıyor, her tarafa yapılsın bu. Hele bir tane şeyimiz var bizim. Belediye başkanım. Serdar Bahçeci var bir tane, fen müdürü. Çankırı aşiretinden sanki gıcık kapmış. İnşallah bir gün gelir, ben tehdit etmiyorum. Buraları gözüyle görür. Evet, oradan da ya buradan. Vermem diyor, babam diyor şek olsun diyor, anam domuz olsun diyor, ben diyor hayat o mahalle bir iğne vermem diyor. Evet. Oğlu şey mi versin? Evet, buradan da vatandaşların sözlerini iletmiş olduk. Nereye? Çocuk parkı. Evet. İşte orada projede ne varsa yaparlar herhalde. Çocuk parkı. Evet. Yok, onlar zaten yayınladık. Sizin de taleplerinizi buradan ilettik. Aşağılar yapılıyor, la git. Aşağılar yapılıyor, her yer yapılıyor, bizim mahallede bir şey yok. Tamam. Kesinlikle buradan yok. Vatandaşların da şikayetlerini dile getirmiş olduk. Evet. Evet, şöyle biz devam edelim. Evet, devam edelim. Sağ olun. Şöyle göster. Mankenin. Vallahi işte biz buradan ilettik, herkes de gördü. Evet. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri. Evet, burada etrafımızı sardılar gayet güzel bir şekilde. Evet, evet. Söylediğimiz gibi şu anda Ali Bey Mahallesi'ndeyiz. Çan Saati'nin olduğu yerdeyiz. Biz burada yapılan çalışmaları ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında sizlere bilgiler verdik. Tekrardan kulenin etrafında da böyle bir tur atmış olduk. Evet, burası söylediğimiz gibi... Burası söylediğimiz gibi restore olup bittiğinde Çankırı'nın gözde turizm noktalarından birisi olması temennisinde bulunuyoruz. Evet. Mahalleli gerçekten hepsi etrafımızı sardılar. Mahalleli dertlerini de dile getirdiler. Umuyoruz Çankırı'nın böylesine güzel bir saat kulesi ve çevresi de
cazibe merkezi olur. Yine bu çevredeki binalar belki bir dış cephelerinde bir güzelleştirme, sokak güzelleştirme projesi diye yapılabilir ve bu çalışmalarda yine Çankırı'nın kültürüne, turizmine katkısı olur diye düşünüyoruz. Evet, Çankırı Postası izleyicileri, biz buradan sizlere bilgi verdik. Var mı mesajlar? Onlara da bir bakalım. Evet, Mustafa Sarıkaya Bey bir teşekkür mesajı göndermiş. Şunu bir alacağım. Yine Mehmet Demirciber iyi yayınlar demiş. Nasıl, seste sıkıntı var mı? Bazen seste bir sıkıntı oluyor sanıyorum. Necip Ali Erciyes var ol yazmış. Agah Bey selam gönderiyor. Hasan Erciyes Bey yine selam göndermiş. Selamlar da bu şekilde, evet. Çankırı Postası izleyicileri. Tamam, buraya park istiyor çocuklar da. Tamam. Sizin sözlerinizi de iletmiş olduk, tamam mı? Hepinizinkini ilettik topluca. Tamam. Evet. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Ali Bey Mahallesi'nden Saat Kulesi'nin önünden bir canlı yayın gerçekleştirdik. Bizleri izleyen tüm Çankırı Postası izleyicilerine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın.